Selamünaleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün e, bazı okuyucuların, dinleyicilerin talebi üzerine rüyalara verilmiş manada dinleyicilerin veya tabiri yapılmış kişilerin tepkilerini ele alacağız. Tabiri resmi bir tepki videosu olarak bu manada bu videoyu işleyeceğiz. Burada seçtiğim 8 tane rüya var. Rüyalara bu manada verilen cevapları da burada okuyacağım ki bazı insanın aklına şunlar gelebiliyor. Acaba bu yapılan yorumlar göreceli bir yorum mu yoksa hakikate uygun mu şeklinde. Ee, sadece bunlar aslında var olanlar değil. Daha çok sayıda manada verilen cevaplar da var. Fakat aralarına 8 tanesi seçiyoruz. Bugün onları işleyeceğiz. Belki zaman içinde bu tarz e, videolara da devam da edebiliriz. Çünkü bunlar da e, dinleyiciler açısından e, ikna olma noktasında, tatmin olma noktasında önemlidir. Kısa kısa şöyle geçebiliyoruz. Birinci rüya Ali Bey'in rüyasıdır. Kendisi şöyle bir rüya sordu. Hocam rüyada buzdolabından çıkan iki kedi ne anlama gelir? İlginç bir rüya. Tabiri şöyle. Düşünce dünyanızdan çıkan ve sizi tembellik ve erteleyiciliğe yönlendiren iki düşünce anlamına gelir. Selamete de çiftli cevap vermiştim. Ali Bey'in cevabı şöyle oldu. Çok teşekkür ederim. Hakikaten doğru. O iki düşünceyi Biliyorum diyor. Saygılar şeklinde cevap verdi. Şimdi insan kendisini bu manada odaklanmaya başladığında düşünce dünyası da soğuk bir havayı oluşturmaya başlar. Ve soğukta nasıl insan manada e, yavaş yavaş miskinleşmeye başlarsa, işte aynı şekilde de ve bunun neticesinde de kişide tembellik ve ertelecilik başlar. E, Yapı bu şekilde bir inceleme olarak devam ediyor. Sonuçta böyle bir e, hali ortaya koyuyor. İkinci rüya Hicabi Bey'in rüyasıdır. Hocam rüyada İbni Arabi'nin sözlerini görmek ve okumak, bir de dua etmek ne anlama gelir? Bu da bahsettiği İbn Arabi, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'dir. Bununla ilgili tabiri şu, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Marifetullah'ın piridir. Onun sözlerini görmek, Marifetullah'ta ilerlemek ve okumak, irfanda yol almak anlamındadır. Normal hayatta okuyorsunuz sanırım dedim. Çünkü herkes bu tarz rüyaları görmez. Bazen bu tarz rüyalarda okunan bilgiler, kitaplarda açıktan geçmeyen, İbn Arabi'nin mana olarak gizliliği detaylara dairdir. Birer keşif hükmündedir. Bunları hatırlarsanız not alın derim. İlerleyen yıllarda lazım olacaktır. Rüyada dua etmek, davet etmek, çağırmak anlamındadır. Selametle. Bunun üzerine Hicavi Bey şöyle bir cevap verdi. Teşekkür ederim hocam. 2-3 yıl önce İbn Arabi'nin hastalık dualarını ve füsus Hikemini okuyordum. Galiba tekrar okumam için bir davet bu. Ne şeklinde cevap verdim. Bazen bu tarz görüntülerle de kişiye farklı, bu tarz mesajlar verilmiş oluyor rüyalarda. Bunlara da böyle bakmak gerekir. Üçüncü rüya Büşra Hanım'ın rüyasıdır. Şöyle bir rüya sordu. Hocam selamünaleyküm. Ben de normalde kapalı olmama rağmen ara ara rüyamda başkasının görmemesi gereken açıklıkta kendimi görüyorum. Bu halinde de genel olarak utanıyorum. Ne anlama geliyor? Tabir edebilirseniz çok sevinirim. Tabiri şu şekilde. Aleykümselam. Zaman zaman bazı mevzularda muhafazakar ve dindar düşünce sınırları dışına çıktığınız fikirlerimi göstereceğim diye Allah'ın istemediği bir hale büründüğünüz anlamına gelir. Bu durum sürekli değil fakat bazı hassas olduğunuz ve düzeltemediğiniz konularda ortaya çıkıyor demektir. Ne zaman bu rüyaları gördüğünüzü bir düşünürseniz problem olan meseleleri yakalayabilirsiniz selametle. Üşra Hanım'ın cevabı çok teşekkür ederim hocam Allah razı olsun şeklinde oldu. Demek ki cevabımız tatmin edecek derecede bir izah olmuş. Bu aslında bir ikaz tarzı rüyadır. Kişi de bunu zaman zaman gördüğü için de aslında farkına varabilir. Dördüncü rüya Elif Hanım'ın rüyasıdır. Rüyası şöyle. Selamünaleyküm hocam. Bugün bir rüya gördüm. Size yazmak istedim. Rüya'da tabakta siyah üzüm yerken parmaklarımı ısırdı Orta parmağım çok acıdı. Rüyamı yorumlar mısınız? Teşekkür ederim. Tabirini şöyle yaptık. E, aleyküm selam öncelikle. Hayatınızda şükür çoğalmakta, nimetler bollaşmakta. Çünkü rüyada üzüm e, şükür anlamına gelir. Üzüm yemesi de bu manada şükrü artacak anlamında ve ondan şükrün lezzetine varacağı şekilde istifade edecek anlamına geliyor. Fakat bu güzel gidişat bir konuya dair vesvese ve kuruntuyla zarar görmüş. Bir duygunuzu zedeliyor. Eğer sol el ise yani ısırdan tırtın ısırdığı el sol el ise geleceğe dair bir ehvamdır. Eğer sağ el ise geçmişte yaşanan bir olumsuzluk içinizde yara ve iz bırakmış. O yaradan tırtıl çıkmış. O sizi incitiyor demektir. O geçmişin yarası iyileştirilirse problem sona erer, mutluluğunuzu bozmaz. Aksi takdirde başka zaman tekrar nükseder. Selametle. Bunun üzerine Elif Hanım'ın cevabı şöyle oldu: Hocam çok teşekkür ederim, tam da anlattığınız gibi. Allah razı olsun, iyi ki varsınız. İnsana verilen nimetler ayette vurgulandığı üzere ve in de nimatal Allah ıllah şeklinde geçiyor. Siz diyor Allah nimetlerini saymaya kalksanız hesap edip bitiremezsiniz şeklinde. İşte aslında Elif Hanım'ın da dünyasında bu tarz nimetler bollaşmış fakat işte bazen insanın dünyasındaki ya geçmişe ait meseleler veya geçmişe dair düşünceler bu mutluluğu bozacak şekilde problem teşkil edebiliyor. Rüyada bu manada o noktayı vurgulamış. E, problemin artık hangi yönden kaynaklandığını kendisi daha iyi bileceği için de tedavisini de bu manada kendisi yapabilir. Beşinci rüya Yusuf Bey'in rüyasıdır. Şöyle bir rüyasını sordu. Hocam selamünaleyküm. Rüyamda odamın penceresinden dört tane yarasa girip sağ ayağıma saldırdıklarını ve ayağımı ısırıp bırakmadıklarını gördüm. Anlamı nedir acaba? Tabirini şöyle yaptım. Aleyküm selam. Yarasa dinsiz düşünceler, vesveseler ve şüpheler demektir. Çünkü yarasa ışıktan rahatsız olduğu gibi dinde Allah'ın nurunu bilmek, Allah'ın nurunu kabul etmek ve semavatın ve arzın nuru olan Allah'a iman etmektir. Onunla bağını kurmak demektir. Çünkü e, Allah mutlak varlıktır e, ve e, yok, yok, tam yokluktur, yokluk tam mutlak karanlıktır. O halde Allah mutlak nurdur. O halde mutlak nur olan, semavatın varlığı nuru olanla bağını kurmak anlamına gelir. O halde Yerlerin ve göklerin ezel ve ebedin nuru olan Allah da bağını koparmak demek, kopartacak düşünceler yarasa şeklinde gözükür. Yarasalar ışıktan rahatsız olurlar. Peki dünyasa nasıl giriyor kişinin evine? Şöyle sosyal medya ve bilgisayar üzerinden e, iç dünyanıza dört tane böyle vesvese girmiş. Ayak akıl demektir. Sizin aklınızı ısırıp onu rahatsız etmiş ve size manevi acı vermişler. Sağ ayak, uhrevi akıl, entelektüel zeka ve manevi akıl anlamına gelir. Sol ayak, dünyevi akıl, rasyonel akıl ve da maddi akıl manasına gelir. Geçim derdi peşinde koşan akıl anlamında. Bu çerçevede sağ ayağınızı ısırmaları doğrudan imanınıza saldırmışlar anlamına gelir. Bırakmamaları ise ısrarcı vesveseler oldukları manasındadır. Çare için size Bediüzzaman Said Nursi'nin Sözler kitabını tavsiye ederim. Bu kitabın 21. sözünün ikinci makamı vesvese konusunu bütün yönleriyle ele alıp tedavi edecek çareleri gösteriyor. Tavsiye ederim. Selamete kardeşim. Yusuf Bey'in cevabı şöyle oldu. Hocam söyledikleriniz tamamen doğru. Allah ilminizi artırsın. Hatta bu sıkıntılı halden hayret verici bir şekilde kurtulmuştum. Ve bu kurtuluşta Risale-i Nur'un vesveseyi ele alan bir bölümü ile olmuştu. Hayretler içinde kaldım sabah sabah bu manada yapılan tabir birebir örtüşmesi ve e, hakikate uygun olması noktasından gerçekten şaşırtıcı bir boyutta oldu. Elhamdülillah 6 külli hal. Altıncı rüya, Hava Hanım'ın rüyasıdır. Hocam selamlar. Rüyamda hurma çekirdeklerinin saksıda büyüyüp yetiştiğini gördüm. İki defa bunu gördüm. Yorumlayabilir misiniz? Sağlıcakla kalın. Tabiri şu şekilde, saksı bizim kafamızdır. Hurma salih amel demektir. Hurma çekirdekleri salih amellerin özleri ve hakikatleridir. E hurma çekirdeklerinin yeşermesi ise neyin için yaptığımızı, hangi ibadetin ne manaya geldiğini bilmeye başladığınızı, bu konuda ilim sahibi olmaya başladığınızı ifade eder. Selametle. Hava Hanım'ın cevabı şöyle oldu. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten şu anki ruh halime göre yorumladığınız rüyamı... Evet, buna benzer başka rüyalar var. Zeytinle alakalı bir rüya vardı. O noktadaki rüya ile bağını kurarak bana tabirini rahatça yapabildik. Ee, zeytin bu manada e, nura erdirecek kişiyi fikirleri anlatır. E, olayı, bu tarz rüyaları böyle yorumlarız. Çünkü eskiden zeytinyağı aydınlatma aracı olarak kullanılıyordu. Ki nur ayetinde de yine zeytinyağına ve zeytin ağacına vurgu var. Aynı meseleyi, çerçevede meseleye bakıyoruz e, nar ağacı olsaydı nar çekirdekleri bu durumda takva diye olayı yorumlardık. bu şekilde bu arada da bunları da söylemiş olalım. Yedinci rüya Kerim Bey'in rüyasıdır. Şöyle bir rüyası var. Selamun Aleyküm hocam. Bugün bir rüya gördüm. Kafam karıştı. İyi mi kötü mü anlam veremedim. Bir mekandayız. Birkaç kişi daha var. Tanıdık da olabilirler. Orası Muğlak. Ben bir oda gibi bir yere giriyorum. Ama gelin dediğimde kimse gelmiyor bir oyuncak tavşan var. Bildiğiniz Box Bunny gibi oyuncak. Ben bunun büyülü olduğunu düşünüyorum, parçalıyorum. O esnada Kur'an okuyor muyum? Öyle bir hissiyat gibi bir hissiyat var, var gibi ama emin değilim. Sonra parçalar yerde olduğu halde kapıya yöneliyorum. Arkamı döndüğümde parçalar eski haline gelmiş. Oyuncak tavşan tekrar birleşmiş. Ben korkuyorum ve kapıdan geçiyorum. Sonra annemi babamı görüyorum. Bana geçenlere ne oldu diye soruyorum. Annem iyi bir şeyden bahsediyor. Belki bir kazadan kurtulmak gibi. Böylece uyanıyorum. Ama o korkuyu hala hissederek kalktım. Yorumunuz nedir? Tabirini şöyle yaptım. Aleyküm Tavşan korkak bir kadın demektir. Oyuncak olması kukla bir kadın anlamına gelir. Hayatınızda böyle biri varsa onu tamamen dünyanızda parçalasanız da iç dünyanızda bazı merkezler onu bütünleştiriyor demektir. İlk aşklar yeri tam doldurulmadan unutulmaz. İnsan nefsi onu özler. Bu psikolojik realite noktasından bakılırsa, hayatınızda böyle biri olmuşsa onunla ilgilidir bu rüya diyebiliyoruz. Rüyadaki o da kalbinizdir. Odadaki tavşan da bahsedilen kişidir. Kur'an okumak kalbinizi Allah'ın zikrine yönetme girişiminizdir. Hayatınızda güzel gelişmeler oluyor, çaba var fakat azim, bilgi ve iyi bir sosyal ortam eksik gibi görünüyor. Çünkü çağırdığınızda hiçbir arkadaşınız sizinle beraber gelmiyor. Bu da aslında o noktaya dair bir işarettir. Selametle. Kerim Bey'in cevabı şöyle oldu. Hocam Allah razı olsun sizden. Yorumlama şeklinize hayran oldum. Gerçekten de unutmaya çalıştığım biri var. Ve olmasını istedim ama hayırlı olacağından da şüpheliydim. Geldi gitti... Biraz da gönlümü yüzüstü bıraktı. Dönmek için bir ara girişimde bulundu ama niyetine güvenemedim. Arada bir abla vardı ama en sonunda en son onunla da irtibatı kesip kestim unutabilmek için ama hala çabalıyorum tabii ki diyor. Sekizinci rüya Gülnaz Hanım'ın rüyasıdır. Hocam rüyada pembe renk ne manaya gelir? Bu günlerde rüyalarımda hep pembe renk görüyorum. Tabiri şöyle yaptım. Rüyada pembe renk duygusallık anlamındadır. Bu manada bugünlerde duygusalsınız şeklinde bir mesaj rüyaları veriliyor anlamında. Binaz Hanım'ın cevabı evet aynen öyle. Bugünlerde çok duygusalım. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.